olun. Vedat Bey, size hemen sormak istiyoruz kısaca. Kuruluş yılınız nedir? Ateş Sarrafiye Kuyumculuk nasıl kuruldu? Ne zamandan beri bizlerle? Bir tanıyalım sizleri. 1990 yılında parakende kuyumculukla başladık bu sektöre. Daha sonrasında satış ve sarrafi olarak devam etmekteyiz. Yani yaklaşık bir 24 yıllık bu işte bir tecrübemiz var. Yıllardır bu şekilde Kuyumcu Kent'te hizmet vermeye başladık. 5 yıldır Kuyumcu Kent'te hizmet veriyoruz. Şöyle ürünlerimiz burada işte gördüğünüz gibi. Peki siz sanıyorum toptan satış üzerine imalat, ihracat yapıyorsunuz. Peki Vedat Bey, mağazacılık olarak geçmiş tecrübeleriniz hakkında sizlerden bilgi alalım. Mağazacılığa yaklaşık 17-18 yılımı verdim. Tabii bu işte çekirdekten yetişmeyiz. Kapalı çarşıdan yetişme olduğum için mağazacılıkta belli bir süreç, belli bir deneyim geçirdikten sonra işin mutfağına, yani toptancılık kesimine geldim. Bundan dolayı burada olmaktan, Kuyumcu Kent'te olmaktan çok mutluyum bir kere. Yani çünkü biz bir basamak atlamış olduk. Şu anda işlerimizden memnunuz. Burada olmaktan memnunuz yani, Kuyumcu Kent'te olmaktan. Şimdi bu işin en alt tabanından gelen, yani en iyi şekilde öğrenen bir kişi olarak ben şunu sormak istiyorum. Hep aklıma takılmıştır. Kuyumculukla sarrafiyelik arasında bir fark var mıdır? Kuyumcu ayrı mıdır, sarrafiye ayrı mıdır? Yani bu farkı merak ediyor. Eminim ekran başında bizi izleyenler de merak ediyordur. Kesinlikle farklıdır. Çünkü mağazacılıkta şey satarsınız, ürün hazır, işlenmiş ürün gelir. Orada iyi bir satıcıysanız ürününüzü pazarlarsınız. Fakat burada direkt kuyumcularla muhatap oluyorsunuz. Toptan kesimindesiniz. Ürünleriniz, yani yeterli müşteriye talep vereceğiniz şekilde sermayenizin güçlü olması gerekiyor bir kere. Yani her zaman müşterinin talebine, Anadolu'dan gelen müşteri olsun, Trakya'dan gelen müşteri olsun, cevap verebilmek için toptan da sermaye güçlü olması lazım. Her zaman elinizde müşteriye hitap edecek bir gücünüz olması lazım. Evet sevgili izleyicilerimiz, altıncılık sektörüne dair Vedat Ateş Bey'den gerçekten çok güzel bilgiler aldık. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katılımlarınızdan dolayı. Tekrar Kuyumcu Kent'te görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.